Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, ülkelerinde tutuklu 11 Uygur hakkında polis soruşturması başlatıldığını ve soruşturma sonucuna göre onlar hakkında karar vereceğini açıkladı. Ayrıca ülkesinin Çin'den iade talebi aldığını belirten Hamidi, iki ülke arasında önceden imzalanan iade anlaşması olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş, Malezya hükümetini uluslararası hukuka uyarak ülkesine sığınan bu Uygurları Çin'e iade etmemeye çağırdı. Karakaş şöyle dedi: "Binlerce Uygur Çin işgal güçlerinin Doğu Türkistan'daki akıl almaz zulüm ve baskılarından kaçarak hayatını kurtarmak için yurt dışına sığınmak zorunda kaldı. Ancak bazı devletler Çin'in siyasi ve ekonomik etkisi altında onları gözaltına alıyor, hapsediyor, hatta Çin'e iade ediyor. Daha önce Çin'e geri gönderilen Uygurların keyfi tutuklama, işkence ve hatta idamla karşı karşıya kaldığı ortada. Uygurların devletler arasındaki ticari ilişkilerin kurbanı olmaması lazım. Uluslararası kamuoyunu bu Uygurların Çin'e iade edilmemesi için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz," dedi. Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaş çok uluslu bir boyut kazanırken Çin'den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Çin'in Şam Büyükelçisi Qi, ülkesinin Suriye'ye aktif katılım zamanının geldiğini duyurdu. Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları sırasında nörovirüs adı verilen virüsün bulaştığı vaka sayısı 194'e ulaştı. Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor. ABD Savunma Bakanlığı 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında DAEŞ ile mücadele kapsamında SDG ismini kullanan PYD-PKK'ya ait Eğit Donat için 300 milyon, DAEŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı. Putin ile bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin Orta Doğu görüşmelerinde tek arabulucu rolüne sahip olmasını istemediklerini belirtti. Özbekistan-Kırgızistan sınır anlaşması yürürlüğe girdi. Özbekistan ile Kırgızistan arasında sınır bölgelerinde güven artırıcı önlemlere ilişkin anlaşma yürürlüğe girdi. Bağımsızlık yıllarında belirlenemeyen sınır çizgisinden dolayı Özbekistan ile Kırgızistan arasında uzun yıllar çeşitli gerginlikler yaşanmıştı.